dağıtılmak istendi. CHP ilçe başkanı Hayri Kaya, ilçe belediye tarafından izin verilmemesine tepkili. Çünkü Gezici Hayır Çarşısı'nın daha önce 10 ayrı ilçede düzenlendiğini ve bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Hiçbir mazeret ve kural tanımadan zabıta ekipleri halkımızın elindeki ürünleri alarak geri bırakmasını istemişlerdir. Buradan halkımıza duyurumuz, Hayır Çarşısı çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek ve hiçbir kimse, kimse bizim hayırlarımızın halkımıza ulaşmasını engelleyemeyecektir. Az önce esnafın derdini aktarmıştık. Elektrik faturalarını menülere yansıtmışlardı ama yine de geçinemiyoruz demişlerdi. Sadece esnaf zorda değil, vatandaş, memur, işçi herkes zorda ve zor durumdakilerden biri de çiftçiler. Çiftçi tarlasını bankalara rehim bıraktı. İpotekli tarım arazilerinin toplam büyüklüğü 5 milyon 600 bin futbol sahasına eşit. İpotek'in miktarı ise 3 trilyon lira yaşıyor. 3 trilyon en borçlu il ise Türkiye'nin tahıl deposu Konya. Son 5 yıldaki ipotekli tarım ile ilgili verileri sorduk. Önergelerimize verilen yanıt gerçekten ürkütücü bir gerçeği gözler önüne serdi mazot, tohum, gübre, ilaç, elektrik, su ve diğer giderler. Hepsi arttı. Tarımda %300'e varan alanlarda maliyet artışı varken ve bakanlığın verileri ortadayken zarar eden çiftçi yok diyorlar. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen çiftçinin durumunu meclise taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a son 5 yılda tapusu üzerine ipotek konulmuş tarım arazisi miktarıyla ipotek toplamının tutarını sordu. Yanıt, yıllarca ektiğiyle Türkiye'yi doyuran çiftçinin kendi karnını doyuramaz hale geldiğini ortaya koydu. Ülkemizde bulunan 37 milyon 814 bin adet tarım arazisi parselinden 3 milyon 111 bin adetin bankalara rehin bırakıldığı, 24 milyon hektar tarım arazimizin 4 milyon hektarının ipotekli olduğu, 2 milyon 113 bin tarımsal arazi sahibinin 3 trilyon liranın üzerinde bir bedelle bu arazileri ipotek ettirdiği anlaşılıyor. İpotekli tarım arazisi alanlarının toplamına bakıldığında ilk sırada 4.4 milyon dekarla Konya geliyor. Bu ili 2.5 milyon dekarla Şanlıurfa izliyor. Üçüncü sırada da 1,6 milyon dekarla Ankara var. Geçtiğimiz günlerde açıklanan tarım desteklerine ilişkinde sert eleştirilerde bulundu Başevirgen. Tarım kanununa göre gayri safi milli hasılanın %1'ini çiftçiye ödemesi gereken iktidar 16 yıldır yaklaşık 200 milyar lira eksik destekte bulundu. Şimdi desteklemeler yapılan bu artışı bir lütuf olarak gösteriyorlar. Kısacası borç altında ezilen çiftçi arazisini bankalara rehin bırakıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022'de çiftçilere yapacağı 29 milyar lira değerindeki tarımsal destek mazota, gübreye, tarımsal ilaca gelen zamlardan sonra cebe girmeden eridi. Almanya'da enerji fiyatları bir yılda %11, enflasyonda %9,9'a yükselince... Hükümet ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ısınma yardımı yapmaya karar verdi. Tüketici Koruma Derneği ve sendikalar kişi başı en az 135 euro yaklaşık 2 bin liranın üzerindeki yardımı yetersiz buldu. Hane başına en az 500 euro yardım talep etti. Almanya'nın çok çok önündeyiz ha onu da söyleyeyim. Bunu Şansölye Merkel'le Almanya seyahatimde oturup konuşurken ne kadar var dediğimde bana böyle bu komik rakamları verdiğinde kendisine bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince öyle bir üfledi. Almanya bizi kıskanıyor. Sosyal medyada sık sık başvurulan bir kalıp. Almanya'da vatandaşlara enerji yardımı yapılacağı haberini okuyanlar Almanya yine bizi kıskanıyor mu diye sordu. İktidara yakın Yeni Akit gazetesi Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor haberlerini imza atarken... Almanya'da enerji fiyatları ve enflasyon yükselince hükümet ihtiyaç sahiplerine ısınma yardımı yapmaya karar verdi. Almanya'da dar gelirli hanelere ve öğrencilere bir kerelik yardım yapılacak. 2 milyon 100 bin kişi yardımdan faydalanacak. Devletten kira yardımı alan tek kişilik bir haneye 135 euro, iki kişilik bir haneye 175 euro. Evde kalan her kişi için ekstra 35 euro. Üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi alan gençlere 115 euro yardım yapılacak. <laughs> Almanya Tüketici Koruma Derneği devlet yardımını yetersiz buldu. Hane başına en az 500 euro yardım verilmesini istedi. Sendikalar enerjiden alınan katma değer vergisinin bir süreliğine kaldırılmasını talep etti. Almanya'da son bir yılda yakıt ve enerji fiyatları %38 arttı. Konutların kullandığı enerjide fiyatlar %11 yükseldi. 2021'in Aralık ayında yıllık yüzde %5.3 olan enflasyon geçen ay 4.9'a geriledi. tane statüsünde sayıldı. İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede, Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne bu ay tam 30 bin lira elektrik faturası geldi. Bir Cemevi, Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği 30 bin lira elektrik faturası. Resmi bir statüleri yok. Yıllardır kiralarını da kendileri ödüyorlar. Faturalarını da. Ancak son zamanlarda gelen zamlar cem evlerini giderek daha zor duruma sokuyor. Son örneği İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'nde yaşandı. Bu ay derneğe tam 30 bin lira elektrik faturası geldi. Boğaziçi Elektrik Şirketi faturayı ticarethane tarifesi üzerinden hesapladı. Garipdere Kültür ve Cemevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceral Fırat, cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz dedi. Faturaları sosyal medya hesabından paylaştı. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun. Cem Evler'in statüsüyle ilgili tartışmalar yıllardır gündemde olsa da atılmış tek bir somut adım yok. Cem Evler'in ibadethane olarak tanımlanmasıyla ilgili onlarca dava açıldı. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Sünni İslam'a ayrılan paraların miktarı 10 milyar doların üzerindedir her yıl. Bunun içerisinde bir tek kuruşu dahi Alevilere gitmez. 2016'da mahkeme Alevilerin din özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bunun üzerine meclise yasa tasarları getirildi. Hem de defalarca. Ancak hepsi AKP tarafından reddedildi. Günler önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı teftiş kurulu AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ödenekle Amerika'ya yüksek lisansa gönderildiğini tespit etmişti. Sadece onunla sınırlı değilmiş. Toplam ödenek 62 milyon lira ve 34 kişiye ayrılmış bu ödenek. Hem de bilinen isimlere. Milletimizin bu anlamdaki parasını çarçur eden, kul hakkı yiyen, Hangi unsur varsa açığa çıkarılacak hesabı sorulacak. Soruşturmaların yapıldığını söylemişti Mega Kentin Belediye Başkanı. Bazı isimlerin yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmaları için burs verilmesi uzun süre tartışma yarattı. İBB Teftiş Kurulu verilen bursları incelemeye alarak 3 isim için işlem başlattı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender, AKP İstanbul Milletvekili ve Eski Bakan Fatma Betül Sayankaya ve Eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan. Sayın Başkan, ben... İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, belediye AKP dönemindeyken yurt dışı için toplamda 34 kişiye 62 milyon lira para ödendiğini açıkladı. Var mıdır başka? Vardır. Hepsi de yavaş yavaş gündeme alınıyor, soruşturmaları yapılıyor. Günler önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulu tespitler yapmıştı. Yani şu geçmez mi aklınızdan? Ya benim de haberim olsaydı 100 bin dolar burs hemen gider başvurur. Hatta ben ondan daha hızlı koşarım. CHP'li balyalıysa aslında toplamda 39 kişiye burs tespit edildiğini fakat İDO satıldığı için 5 kişinin bilgilerine erişilemediğini aktardı. Kibirli kibirli konuşacaksınız. Ahlaki hiçbir değeri e, önünüze koymadan herkese çamur atacaksınız. Ama hayatınız çamur içinde olacak. Hayatınız pislik içinde olacak. E, bunlara müsamaha göstermeyeceğiz. Müsamaha yok demişti İmamoğlu. Balyalı Fatma Betül Sayankaya ile ilgili bilgileri paylaştı. Fatma Betül Sayankaya 14 Kasım 2008'de İSBAK'ta işe giriyor. Aynı gün New York'ta bir üniversiteden kabul alıyor ve aynı gün İSBAK ile burs sözleşmesi imzalıyor. Hepsi aynı gün gerçekleşiyor. Eleştiri getiriyoruz. Sadece bununla sınırlı değil. AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı yurt dışında yaşarken İBB'de işe giriyor ve İBB tarafından Brüksel'de okuması için burs veriliyor. Daha sonra eşinin yaşadığı Bremen'de bir üniversiteye geçiyor. Kaydı taşınıyor. Böyle çok keyfi işler olmuş. İBB Teftiş Kurulu verilen bursları incelemeyi alarak 3 isim için işlem başlattı. Hangi unsur varsa açığa çıkarılacak hesabı sorulacak. 62 milyon 34 kişi kişi başı.